T24 seyircileri ve dinleyicileri merhaba. Dün 1 Mayıs'ı kutladı bütün emekçiler, çalışanlar, işçiler ve hatta işverenler. En fazla da konuşulan konu 1 Mayıs meydanlarında atılan sloganlar ya da sorulan soruların başında tabii ki bu kıdem tazminatı meselesi geliyordu. Herkesin gündeminde, bütün çalışanların gündeminde 1 Mayıs'ın hemen ertesi günü bugün ben de bu meseleyi konuşmak istedim. Kiminle? Ali Tezel'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal güvenlik uzmanı kendisi. Sizler de çok yakından tanıyorsunuz zaten. Bize çok soru soruldu çünkü. Şirin Hanım ne olacak, nasıl olacak, bu kıdem tazminatlarımızı kayıp mı edeceğiz diye. Geçtiğimiz hafta içinde biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, Meral Akşener de bu konuya meclis grup konuşmasında değinmiş ve o tazminatları size krizin bedeli olarak ödemeyeceğiz. Bizim tazminatlarımızı kullanamayacaksınız. Krizin etkilerini kapamak için mesajı vermişti hükümete. Şimdi Ali Tezel'e sormak istiyorum hemen. Bu kıdem tazminatları meselesi tabii herkesin çok hem gündeminde hem de korkulu rüyası haline geldi. Ne olacak şimdi sizce? Nasıl görüyorsunuz durumu, gidişatı? Şirin Hanım, yaklaşık 15 yıldır hükümet kıdem tazminatını kaldırıp yerine fon getirmeyi düşünüyor. Şimdi bu tazminatın 3 boyutu var, 3 tarafı var. İşveren var, işçi var, devlet var. Hı hı. İşveren tarafı kıdem tazminatı fonunu istemiyor, kıdemin tamamen kaldırılmasını istiyor. İşçi tarafı diyor ki kıdem tazminatını kalsın, dokunma. Ama iflas eden, konkordato ilan eden, ödeme arzine düşen şirketlerdeki çalışanların kıdem tazminatı alamama gibi riski var. Şirket iflas etmiş çünkü. Onlar için tıpkı işverenlere sağladığın kredi garanti fonu, çalışanlara sağladığın ücret garanti fonu gibi bir kıdem tazminatı garanti fonu istiyor. Niye istiyor bunu? Zaten işsizlik sigortası fonunda GAP'a gönderilen, bankalara gönderilen paralar var. %1'ini ayır diyor, ayır. Kredi garanti fonu gibi, ücret garanti fonu gibi iflas eden şirketlerde işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alamayan işçilere öde diyor. İstediği bu. Ama kıdem tazminatı dokunma diyor. Niye dokunma diyor? Bu sadece durumu zor şirketlerdeki işçileri, çalışanları korumak için. Hayır, olsun. Onu istiyor. Herkesi bağlamasın. Hayır, istiyor. Şundan diyoruz. Şu anda 7 hal gerçekleştiğinde ben kıdem tazminatı alabiliyorum. 7 hal. İşte erkeklerin askere gitmesi, kadınların evlenmesi, ölüm, emeklilik, yaş hariç emeklilik şartlarını taşımak, işveren tarafından çıkarılmak, işçi tarafından haklı sebeple çıkmak. Mesela ücretimi tam alamıyorum, sigortam yatırılmıyor deyip bakmak gibi 7 hal. İşten çıkıyorum veya işveren çıkarıyor. Mesela siz çıkarıldınız. Cebinize kıdem tazminatını koydunuz. Konforlu bir iş arama süreci yaşıyorsunuz. Cebinizde para var çünkü. Hemen işe girmek zorunda değilim. Benim bir süre idare eder. İdare eder. Ama kıdem tazminatı fonu gelince bu 7 hal 2,5 hale düşüyor. 2,5. Birincisi şu, ölürsem vereceğim diyor geride kalanlara. İkincisi, emeklilik yaşı şu anda biliyorsunuz 65. Hı hı. 65 yaşına gelip emekli olursam vereceğim diyor. Bu çoğu da şu, fonda 10 veya 15 yıl kalırsan, tasarıda seçenekli, 10 veya 15 yıl kalırsan fondaki paranın yarısını ev veya araba almak kaydıyla veririm. Geri kalan yarısını yine 65 yaşında veya ölünce veririm diyor. Peki mesela hemen burada parantezi soralım. Benim kıdem tazminatını fonda tutuyor. Evet. Ben araba da almıyorum, ev de almıyorum. Kadınlarda daha erken tabii emeklilik yaşı. Aynı artık, aynı 65. 65 mi şimdi? 1 Mayıs 2008 sonrası giren herkes 65. Peki tamam. Bu konular her dakika değiştiği için kafalarımız karışabiliyor. Bizim gazetecilerin biraz daha farklı, biraz da belki ondan dolayı. Ama paramın işletmiyor. Mesela ben o parayı alsam, faize koysam, dövize çevirsem, bir ev alsam, onu kiraya versem, gelir kaynağı yaratsam bana bir faydası olacak. Devlet diyor ki bunu yapamazsın. Evet, doğru mu anladın? Aynen öyle. Şimdi bak. Fonda tutup ne yapacak? Değerlendiriyor mu parayı? Biz tasarruf teşvik fonunu gördük. Evet. Konut emine yardım fonunu gördük. Akıbetlerini gördük. Sana maddeyi söyleyeyim. Konut, kısa adı K olan konut emine yardımlarının 5. maddesi diyordu ki Şirin Hanım. Fona biriken paralar Türkiye Emlak Bankası'nın 6 aylık mevduat hesabında değerlendirilir diyordu. 6 aylık. Emlak Bankası'nın kapısına gidiyorsun. O tarihler için söylüyorum. Enflasyonist yıllardı. Evet. 1 aylık %100. 3 aylık %100. 1 yıllık %100. 6 aylık %5. Çünkü K orada değerlendiriyordu. Yani normal faiz %100 iken
K'ye %5 faiz veriyordu. Yani mesela şu anda bankalar %24 civarı bir faiz veriyorlar, evet, paralara, değil mi? Evet. Türk parasına. Evet. Evet. Yani benim mesela kıdem tazminatım fonda yatıyor olsa, şu gün öyle, evet, bir fon olsa %24 alamayacağım. Alamayacaksın. Yani gerçek bir değerlendirme olmayacak. Sana yine örnek veriyorum. TTF'de de, K'de de aynı şey oldu. Sonunda 10 yıl geçti. Tasarrufta işte para yok dediler. Bitti. Evet. Yemişler dediler. K'de para yok, yemişler dediler. Kıdem tazminatı fonu gelmesi demek, kıdem tazminatının kaldırılmasının yıllara yayılmış halidir. Hmm. Bir müddet sonra fonda para yok diyecekler. İkinci bir şey şu, işçi için niye kötü, onu anlatacağım. Şu anda ben her yıla, yani 12 aya bir brüt maaş alıyorum, 30 gün kalıyorum. Bunu yüzdeye vurursam 8.33 yapar. Yani işveren benim adıma fona %8.33 öderse, alma şartları hariç, 7'den hariç, kaybım olmuyor. Tasarı diyor ki %3, 4-5 seçenekler koymuş. Meclis hangisi seçerse 3 mi olur, 4 mi olur, 5 mi olur? Bu şu demek, 10 günlük, 14 günlük, 18 günlük alırsın diyor. Yani ekonomik olarak almam gerekenin yarısını verecekler. Bu bir. İkincisi, alma hallerim 7'den 2.5'a düşecek. Azalacak. Alamayacağım aslında yani. Ölünce alacağız yani. Ölünce alacağız. Bir de onu demin söyledim, fonda gerçek bir değerlendirme yapmayacaklar ya. Yapmayacaklar için kayıplarım olacak. Bir de işveren açısından bakalım. Ben şu anda Şirin payızını çalıştırıyorum. %34 SSK primi ödüyorum. Üstüne şimdi %3, 4, 5 veya 8 neyse, hı, ilave prim yüküm gelecek. Benim cebimde tuttuğum parayı her ay gidip fona yatacağım. İşveren açısından, evet, problemi, evet, problemli tabii, bir durum. Tabii problem. Benim sermaye olarak kullandığım parayı her ay gidip fona yatacağım. Şimdi kıdem tazminatı fonu getirmek isteyenlerin bize söyledikleriyle gerçek amaçları farklı. Bize söylüyorlar ki işte çoğu şirket kıdem tazminatı ödemiyor. Biz onlara işleri alamıyor diye üzülüyoruz. Kara kaşlarını, kara gözlerini sevdiğimiz için alacağız. Peki diyorsun Kuzman. Bu devlete vergi borcu olan işveren var mı? Var. Sigorta prim borcu olan işveren var mı? Var. Fona ne yapar ödesin? Vergi ödemiyor, sigorta prim ödemiyor mu da demez. Hı. Alabilecek misin? Ha, orada sorun var diyor. Yatırmazsa sorun var. Sen önce vergi borcunu tahsil et de ondan sonra kıdem tazminatları konusunda bize söz ver. Şimdi bundan yaklaşık 6 ay önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YEP, yeni ekonomik plan açıkladığında demişti ki 2018 yılında, hı hı, 65 milyar TL açık verdik bütçemiz. 2019 yılında bu açık sıfıra düşecek dedi. Tık düştü. Kıdem tazminatına göz diktiler. Çünkü yıllık gelir 65 milyar lira. Ama 65 milyar lira kimin parası? İşçiyle işverenin parası. İşçiyle işverenin parası. Bir de kıdem tazminatının bazı fonksiyonları var. Mesela iş yerinde iş parasını sağlar. Hı hı. Örnekten gideyim. 20 yıldır burada çalışıyorum. 5 bin lira brütüm var. Demek ki içeride 20 çarpı 5, 100 bin lira kıdem tazminatı alacağım var. Sana da gıcığım. Bir şeyler yapmak istiyorum sana ama diyorum ya şimdi yaparsam iş yerine böyle bir şey, beni işten atarlar. O 100 bin lira gider diyorum. Ses çıkarmıyorum. İş parasını sağlıyorum. Bir de İşverenin işçiyi sık sık işe çıkarması da zordur. 100 bin lira alacağım var. Aynı örnekten gidelim. İşveren beni çıkarmak istiyor. Ama diyor ki şimdi bunu çıkarırsam cebimden 100 bin lira paylaşacak. Bir anlamda sigortası aslında. Aynen öyle. Hem çalışanların hem de işverenlerin sigortası. Peki şimdi şunu söyleyebilir misiniz? Muhalefet, hı hı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ve keza aynı şekilde HDP'li yöneticiler bu konuda çok hassaslar ve bunu defaatle dile getiriyorlar. Hı. Ve onların söylediği şu, krizin ekonomik bedelini işçiye ödetmek istiyor. Aynen öyle, aynen. Buna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Yani bu söylediğiniz yapılırsa eğer gerçekten açıklar mı kapatılacak, yoksa başka bir kullanım kalemi mi var? Ya da başka bir düzenlemenin alt düzenlemesi mi, ön düzenlemesi mi? Şimdi demin söyledim, işverenler kıdemin tamamen kaldırması istiyorlar. Diyorlar ki istik sigortası diye bir, evet, şey var, kıdemi kaldıralım artık diyorlar. Yani o parayı vermek istemiyorlar. İşçilerin de son kalesi kıdem tazminatı, son kalesi. Amaç bütçe açıklarını kapatmak. Yoksa işçilerin kara kaşını, kara gözünü düşünmüyor onlar. Bütçe açığını kapatmak istiyorlar. Ama bir örnek vereyim bak Şirin Hanım size. 12 Eylül 1980. Kıdem tazminatının tavanı yok. Sendikada 5 milyon işçimiz var. 4,5 milyonu sendikalı. Sendikalaşma oranı %90. Şu anda 15 milyon çalışanımız var, 600 bin sendikalı var, %4,5 sendikalaşma oranımız. O yıllarda sendikalar toplu sözleşmeye şunu yazıyorlardı: her yıl bir maaş değil, 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş.
Ben çocukluğumda biliyorum. Bir işçi emekli olduğunda bahçeli bir ev alabilir. Önüne de arabasını koyabilirdi. Evet, aynen. 12 Eylül 80 iktidarı kıdem tazminatına tavan getirdi. Şu an tavan 6 bin lira. Diyelim ki sen 30 bin lira brütün var. 6 bin lira vereceğim diyor. Ama benim her yıl 30 bin lazım. Hayır, işte onu 12 Eylül kıdem tazminatının bir tırpanlamıştı. Kaleyi bölmüştü. Pek şu şeyi tırpanladığı gibi. Evet. Şimdi bu hükümet kıdem tazminatını kaldırırsa çalışanlarının hayalleri ortadan kalmaz. Benim hayalim var. 20 yıldır 30 yıldır çalışıyorum. Orada kıdem tazminatım var. Oğlumu evlendireceğim. Kızımı evlendireceğim. Yazlık alacağım. Küçük bir tekne alacağım. Veya yurt dışına seyahate çıkacağım. Ya da küçük bir iş kuracağım. Evet, bakkal dükkanı açacağım. Bakkal dükkanı açacağım. O zaman insanların hayallerini eline alıyorsunuz. Zaten bizim çalışanlarımız çok düşük ücretlerle ancak geçimini sağlayabiliyorlar. Borç harç. Tek hayali var. Emekli olduğumda veya işten çıkarıldığımda böyle bir kıdem tazminatı hakkım var diyorlar. İş parçasını sağlayamayız. Kıdem tazminatı bizim örnekte kötülük olmaz ama özür dilerim. Bir eşeğe yürütmek için havuç koyarsın önüne. O havuca ulaşmaya çalışır. Teşbihte hata olmaz. Kusura bakmasınlar. İnsanlar şu anda zaten zar zor geçiniyorlar ücretleriyle. Bir de ona diyorsun ki sen o hayalin olan kıdem var ya onu yok edeceğim diyorsun. İş barışını sağlayamayız. Ve 15 yıldır bunu istiyorlar bak 15 yıldır. Yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü bu emek artık bilinçlendi. O hakkına sahip çıkacaktır. Kıdem tazminatını kaldırtmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dün biraz önce açılışta da söylediğim gibi gerçekten 1 Mayıs'taki kutlamalar kıdemime dokunma. Sadece kutlama yapılmıyor. Aynı zamanda hükümete mesajlar da veriliyordu. Tabii o alanlardaki sesi ne kadar duymak ister hükümet belli değil ama şimdi bu fonu oluştururken sendikaların da görüşü alınacak gibi Berat Albayrak bir ifade kullanmıştı. Gerçekten alırlar mı? Sendikalar bu konuda dayanabilir mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Hem muhalefetin hem de sendikaların direniş performansını bu konuda. Şimdi ben muhalefetin gerek Kılıçdaroğlu'nun gerek Meral Akşener'in gerek diğer muhalefet partilerin kıdem tazminatı konusunda dik duracaklarını düşünüyorum. Ha iktidarın mecliste gücü var mı? Var. AK Parti ile MHP birleştiğinde bu var. Çıkabilir. Ama çıkarsa Türkiye'de yeni bir kaos ortaya çıkar. Meydanlar devam dolar. Mesela Türk İş diyor ki kıdem tazminatına dokunursan bu benim için genel grev sebebidir. Her iki yılda bir kongre yapar onlar. Genel kurul yaparlar. Birinci maddesi odur bakın. Kıdem tazminatına fonu gelirse bizim için genel grev sebebidir der. Ha Türk İş bu sözünde ne kadar durur bilemem. Hak İş bu konuda kıdem tazminatı fonuna taraftar. Ama DİSK tamamen karşı. O yüzden ben gerek sendikaları... Hak İş ama yani sendika olarak hükümetin evet. Yani... Yan örgütler arka olarak okuyabiliriz herhalde. Arka onları zaten karşı olmasını beklemiyorum. Evet. Ben gerek DİSK'in, gerek Türk İş'in, gerek muhalefet partilerinin ve gerekse de işçilerin, gerçekten işçilerin meydanlardan inmeyeceğini düşünüyorum. 15 milyon çalışan var. Evet. Eşini say 30 milyon. Çocuklarını say 45-50 milyon. Zaten bu ülkenin 180'i emekçi, emeğiyle geçinen kişiler. 3 ay işsiz kalsa aç kalır. Şimdi bir eline krem tadını alıyorsun. Evet. Peki, şimdi bununla bitmiyor olay. Bir de zorunlu bireysel emeklilik sigortası meselesi evet. Var. Orası da aynı bir torba oluşturmak evet. Olarak görülüyor. Yani aynen. Çalışanın cebinden alıp işte hükümetin çeşitli yerlere kullanmak için bir ne diyelim bir hedef olarak gördü. Evet. Bu nedir? Ne durumdayız şimdi ve bak, ne oluyor? Şu andaki uygulama şu, o da geçen yıl başladı. Çalışanlardan 45 yaşından altında olanlar, ücretlerinin %3'ü kadar zorunlu bireysel emekliye girmek zorundalar. Şirketim var, 100 kişi çalışanım var. Her ay %3 keseceğim, BES'e yatıracağım. Şimdi BES dediğimiz bireysel emekli sigortası iyi bir şey olsa ben zaten koşu koşu giderim oraya. Diyor ki şimdi ama 100 çalışanımı BES'e aldığım takdirde işveren olarak onların da 2 ay içinde çıkma hakkı var. Ben BES'i istemiyorum deme hakkı var. Şimdi onu kaldıracağım diyor. Yani seve seve gireceksin buraya diyor. Bir asgari ücret düşünelim. 2558 lira brüt maaşı var. Vergi sigorta primi kesildiğinde vergi adresini dahil edersek kendisine 2020 lira neti var. Adam buna zaten geçinmeye çalışıyor. Sen diyorsun ki ona 75 lira bana ver diyorsun. Aslında bir nevi vergi bu. Bir nevi vergi. Adına zorunlu beslemişler ama vergi aslında. Yani zaten 2020 lira para kazanan geçinmeye çalışan bir asgari ücretlen bile ayda 75 lira istiyorum diyorsan ben sana vergi koydum diyorsun aslında. Dediği bu. Dolaylı vergidir yani. Ha, vergi tabii bu aslında. Adı konulmamış bir vergidir evet. Diyorsun. Orada birikiyor diyor. Birikiyor da kardeşim
Enflasyon %24 olmuş. Besin geçen yıl getirse bakıyorsun 24'e bir bırak 12'ye ulaşmamış. Bak bir şey, zorunlu besle bir şey daha söyleyeceğim. Bes için söylüyorum. Bütün dünyada bes, yani bireysel emekli sistemi ömür boyu emekli maaşı verir. Bizim ülkemiz hariç. Bizim ülkemizde bes gerçek bes değil. Kanunun adı şu Şener Hanım. Bireysel emeklilik ve yatırım danışmanlığı kanunu bu. Emeklilik kelimesi çıkar. Bireysel yatırım danışmanlığı kanunu aslında. Gerçeği o. Emeklilik yapmıyor. Oraya emeklilik kelimesini koyarak kişilerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi diyelim ki ben bir bes şirketine girdim. 15 yıl, 17 yatırırsan 56 yaşına gelirsen seni emekli edeceğim diyor. 56 yaşına geldim. 10 yılda prim ödemişim. Bana dedi şu, Ali Efendi 20 bin lira sen yatırmışsın. 20 bin de bunun neması olmuş 40 bin lira. Al bu 40 bin lirayı. Ne sen beni gör ne ben seni göreyim. Veya ayda 1000 lira ver diyeceğim. 40 ay sonra yine para bitecek. Para bitince yok. 2017 Kasım ayına kadar mevzuatta ömür boyu maaş yoktu. 2017 Kasım ayında Hazine Müsteşarlığı bir yönetmelik değişikliği yaptı. Dedi ki artık Türkiye'de de ömür boyu emekli maaşı olma hakkı olacak BES'te. Kadınların ölüm yaşını 84 alın. Erkeklerin 83 alın. Ona göre hesaplayın dedi. 18 tane bireysel emekli şirketimiz var bizim. Daha bir tanesi bile başvurmadı. Ömür boyu emekli sistemine. Neden başvuruyor biliyor musunuz? 56 yaşında emekli olacağım ya. Diyor ki emekli ölüm yaşı 99 olsun diyor. Yani biriken parayı 56'dan 99'a çıkaracağım diyor. 36 yıla böleceğim diyor. Mesela 36 bin lira param var diyelim içeride hepsi. Her yıla 1000 lira olacak şekilde vereceğim. 99'dan önce ölürse şirket karlı olacak. 99'dan sonra ölürsem ben karlı olacağım. Ama 83 ve 84'ü kabul etmiyoruz diyorlar. Yani biz onlara daha az para vermek istiyoruz. 18 şirketten hiçbiri daha hazineye başvurup ben ömür boyu maaş sistemine geçeceğim demedi. Tabii 99-100 yaşında ölüm oranı ne kadar ona bakmak lazım Türkiye'de. Türkiye'de 83-84 ölüm oranı. Hazine de doğru bir şey yaptı. Hazine bunu teknik olarak hesaplayarak yapmış evet. Aslında. Dolayısıyla bireysel emeklilik sigortasına para ödeyenler şu anda... Bana göre doğru yapmıyorlar. Bak şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Geçmiş 10 yıla bakalım. Altın alsaydım ne olurdu? Tabii. Döviz alsaydım ne olurdu? Faiz etseydim ne olurdu? Baksınlar. Bir de BES'e baksınlar. Ya da bir işi ortak olsaydım ne olurdu? Bir de BES'e baksınlar. Şundan diyorum. Şimdi bir taraftan bakarken de o BES şirketinin koca binası var. Giderleri var. Personel gideri var. Bina gideri var. O giderleri bir yerden çıkaracak. Kuyudan almayacak. Benim ödediğim paradan çıkaracak. Veya nemasından çıkaracak. Yani ben kendim yatırım yapsaydım o parayı ona vermeyecektim. Bina gideri vermeyecektim. Ama ben para yatıramıyorum doğru dürüst ya. Birisi gelsin her ay benim kredi kartıma 100 lira çeksin, 200 lira çeksin diyen birisi varsa 5 öneririm. Ve aynı şey aslında zorunlu deprem sigortası için de geçerli değil evet, mi? Güzel. Zorunlu deprem sigortası ödeyip duruyoruz mesela. Ya bir deprem olduğunda çok merak ediyorum. Hangi fondan ne karşılanacak da ne olacak? Şimdi orada da şöyle bir durum var Şirin Hanım. Zorunlu deprem sigortası yapıyoruz. Kabul. Zorunlu deprem sigortası yapsa da yapmasa da deprem olan yerdeki adama ev veriyorlar. Ben niye yapıyorum o zaman zorunda? Ben enayi miyim? Evet, aynen. Enayi miyim ben? Ayırmıyorsun ki sen orada. Deprem olduğunda, evler yıkıldığında, yeni binalar verirken deprem sigortası yaptıranları veririm, diğerlerini vermem demiyor ki. Tabii. Ben boş boşuna enayi gibi deprem sigortası yaptırıyorum. Peki, BES'i ödemiyorum desem, zorunlu BES'i ödemiyorum. Şimdi buna hakkım var, şu anda var. Ama tıpkı Kıdım Tarot Fonu gibi açıklanan 2019 yılı programında zorunlu BES'te alınanların çıkması yasak diyor. Yani, paramı alamıyorum yani. Evet. Bugüne kadar bu sizin anlattığınız detayları görmedim. Şimdi aklım başıma geldi. Çıkacağım, vermeyecek paranı. Çıkamazsın diyor. Çıkamazsın dedi. Yani devam edeceksin. Her ay senin ben işveren olarak keseceğim. Çalışanın maaşına keseceğim. Gidip bankaya yatacağım. Evet. Her ay. Senin bir seçim hakkın yok. Bak bir asgari ücret 75 lira. Birileri için 75 lira küçük para olabilir. Ama 2020 lira kazancı olan birisi için 75 lira büyük para. Paradır tabii. Olmaz olur mu? Elektriğini, suyunu, bir sürü şeyini ödeyebilir. Öyle benim takıldığım daha çok dolaylı vergi var. Bir tanesi de konut çıkış fonu mesela. Evet. 15 lira ödüyoruz her yurt dışına çıkışta. Ne oluyor o paralar? Çok merak ediyorum. Şimdi bunların tamamı depremle geldi bak. ÖTV. Yok o özel zamanda gelmişti. Konut fonu olarak gelmişti. Konut yapacaklardı. Okey. O ayrı. O ayrı. Bu yurt dışına çıkış bu harcı. İşte o buna dönüşmedi mi? Eskiden konut fonu verirdi yurt dışına çıkarken. Okey verirdi. Bu yurt dışı çıkış harcı.
1999 depremde geldi. Deprem sebebiyle oluşan giderlerin karşılanması amacıyla ÖTV geldi. Bak ÖTV diye vergi yoktu, o geldi. Bir de yurt dışı çıkış harcı geldi. Depremin üzerinden kaç yıl geçti? 20 yıl. 20 yıl olmuş. Hala ÖTV diyorum ki dün ÖTV oranlarını arttırdılar. Hala çıkış fonu ödüyorum. Ha ödüyorum, hala ödüyorum. Ha ne oldu? Kocaeli'deki, Gölcük'teki depremde zaten evler teslim edildi. Niye benim artık hakkımı veriyorsun? Alıştırdım ben seni diyor artık. O vergiyi evet. Alıştırdım. Biz, almaya devam edeceğim diyor. Biz de alıştırdı çünkü 15 lira diyorsun aman canım şimdi yani verelim geçsin gitsin ama her seferinde aynı şeyi düşünüyorum. Biz bu 15 bin liranın nerede harcandığını niye göremiyoruz vatandaş göremez. Olarak Şefa? Hatırlıyor musun Şirin? Şirin Hanım, Boğaziçi Köprüsü'nü Süleyman Demirel açmıştı. Köprünün giderleri karşılandıktan sonra artık köprü bedava olacak dedi. Evet, üzerinden ne kadar geçti? 50 yıl. Hala ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Peki, hı. Şimdi bunları not olmuş olarak, not olarak düşelim herkese hatırlatmak niyetinde. Biz malum hafızası biraz zayıf bir milletiz. Bazen hatırlatmakta yara oluyor. Şimdi, kıdem tazminatı ve zorunlu bez kadar gelen bir başka soru da malum KHK ile işinden atılanlar. Hı hı. Şimdi onların tazminatları nasıl olacak? Size çok bu konuda soru gelmiş Twitter'dan. Evet. Bir söyler misiniz? Ne olacak şimdi, durumları? KHK'lıların yani ister işçi olsun, ister memur olsun. İşçilerin kıdem tazminat hakkı var. Memurların da ikramiye hakkı var emekli olduklarında. Emeklilik konusunda sorunları yok. Zamanları dolduysa emekli maaşlarını alma hakları var. İster SSK'dan, ister Bağkur'dan, ister emek sanatından fark etmez. Fakat memurlar için ama doldurmadıysa doldu prim ödeyecek. Veya yaşını bekleyecek. Çalışmayacak evet. Ama yaşını bekleyecek. Evet. Belli bir yaşını bekleyecek. Çünkü emeklilikte 3 şart var. Biri de yaş. Evet. O bekleyecek o zaman. Emekli olmalarında hiçbir sorun yok. Ama ikramiye ve kıdem tazminatında sorun var. Şöyle sorun var. Aslında bu Sosyal Güvenlik Kurumu yasada olmadığı halde şöyle bir genel yazı çıkardı. Dedi ki KHK ile atılanlardan emekli olanların hizmet birleştirmesi varsa ikramiyeyi ödemem. Hizmet birleştirmesi yoksa ikramiyeyi öderim dedi. Daha açayım bunu. SSK var, Bağkur var, emek sandığı var. SSK'lı 3 gün çalışmışım, 5 gün çalışmışım, memur olmuşum. Senin hizmet birleştirmen var diyor. Sana vermem diyor. Niye bunu FETÖ genelgesi diyorum biliyor musun? Şimdi subay olacağım ne yapmam lazım? Asker liseye girmem lazım. 15 yaşında ortaokul liseye, asker liseye gireceğim. 15 yaşında asker liseye girmiş. Sonra harp okuluna gitmiş. Sonra subay olmuş birisinin SSK'lı olması şansı var mı? Yok. Kim bunlar? O okulları kimleri aldınız? FETÖ'cüleri aldınız. Yani ben FETÖ'cü olana ikramı öderim diyor. Olmayana ödemem diyor aslında. Gerçeği bu. Diğer örnekten gidelim. Ben genç yaşta işe girdim. SSK'lı oldum 3-5 yıl. Sonra sınavlara girdim. As subay oldum. Uzman çavuş oldum. Senin diyor hizmet birleştirmen var. Alamazsın diyor. Ama mahkemeye giderlerse alırlar. Yani gerek idari yargı, gerek iş mahkemeleri çalışanların kıdem tazminatını ve ikramiyesini KHK'lılar için söylüyorum. Alma hakkı var diyor, Sosyal Güvenlik Kurumu yok diyor. Bu sebeple KHK'lılara uyarıyorum, emeklilikte sorununuz yok. Ama ikramiye ve kıdem tazminatı sorununuz var. Bu da iş mahkemesinde işçiler için, idari yargıda da memurlar için geçerli. Dava ederlerse alırlar. Dava ederlerse alırlar. Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Dün 1 Mayıs'ta siz de evet. Bakırköy'deydiniz. Evet. Zaten çok güzel bir toplantı. Evet, yani gerçekten özellikle gençlerin katılımı çok heyecan vericiydi. 1 Mayıs'ı hani daha nostaljik mi kutluyoruz? Çünkü şu sıralar artık iş düzeni bütün dünyada çok değişiyor. Hani 68'lerin, 70'lerin, 80'lerin belki bile ruhuyla mı kutluyoruz derken gençlerin gelip emeğe ve çalışana sahip çıkmaya çalışmaları, en azından bunu bir özgürlük platformu halinde görmeleri, o anlamı yüklemeleri çok önemliydi. Çocuklarıyla, eşleriyle geldiler. Evet, artık emek sınıfı olduklarını biliyor. Bizim ülkemizin en büyük derdi Şirin Hanım, sınıfımızı bilmiyoruz. Sınıfımız. Hangi sınıfta? Emek sınıfıyım, sermaye miyim, rantiye miyim? Ve oy kullanmaya giderken de sınıfımızı bilmiyoruz. Biz. Esas sorunumuz bu bizim. Bak ülkenin %85'i emekçi. Ama emeğe değer veren partiye değil, başkalarına veriyorlar. Sorum şu, siz mesela şimdi biz bu programda böyle anlattınız, seyredenlerimiz, izleyenlerimiz de net bir şekilde anladıklarını düşünüyorum. Sizce hükümet, çünkü herkes işte ne bileyim hükümete oy verenler, taban daha çok onlara yakın televizyonları seyrediyorlar ya da gazeteleri okuyorlar ve o mecralarda biliyorsunuz ne kriz var,
Her şey gülü gülü. Hayat pahalılığı var, ne zam var, hiçbir şey olmuyor. Ama yaşıyorlar. Dolayısıyla öyle yani öyle algılanıyor. Siz muhalefetin yerinde olsanız bu sizin anlattıklarınızı çok daha bir nasıl diyeyim bir program haline, daha açıklayıcı bir söylem haline getirilmeleri gerektiğini düşünüyor gerekir, musunuz? Ben gerekir. Gerekir. Yeter, yani bu söylem... Daha başlamadı mı? Bunu şimdi bu tam tarafı fonu konusunda 1 Mayıs'ta başladık şimdi bakın. Yani çünkü 2019 programında var bu. Evet. Şimdi onun için söylüyorum. Yani önümüzdeki dönem sizce ana konulardan biri bu olmalıdır diyor musunuz? Bu hayatın bu kendisi bak şu anda bu. 2019 yılındaki en büyük sorunumuz kıdem tazminatının kaldırılıp yerine fon getirilmesi olayı. Ki muhalefet bunu kullanacaktır. Ama unutmayalım sosyal medya diye bir şey var. O televizyonlar, o kanallar, o gazeteler harika hayat gösterebilirler. Ama o adam aynı markete gidiyor. Soğanın 15 lira olduğunu görüyor o. Evet. Patatesin de 10 lira olduğunu görüyor. Ve ikinci bir şey söyleyeyim. Diyelim ki %50, %50 olmuş için alalım. Onun da kıdem tazminatı gidecek. Yani onun da gidecek kıdem tazminatı. Onun da gidecek. Gerçeklerle karşı karşıya kalacak diyorsunuz. Evet. Ali Tezer çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bütün çalışanları çok yakından ilgilendiren bir konuydu. Zannediyorum akıllardaki soruları yöneltebildik ve cevaplar da bu kadar net değerlendirmesi de size ait. Çok teşekkürler.